Gelin arkadaşlar, gelin. Bir kadın katili daha. Durun, durun, durun. Karınızı durun, yapmayın. Neden öldürdünüz? Başak, ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar, ben öldürmedim. Çekin şu mikrofonları arkadaşlar, önümden. Arkadaşlar, tamam, lütfen ya, lütfen. Soruşturma lütfen bittiğinde açıklama yapılacak. Söyler misiniz? Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Neden yaptınız? Arkadaşlar. Gel benimle. Bir an önce haberleri yayın. Özellikle de sosyal medyayı kullanalım, tamam mı? Bu tip davalarda halk baskısı çok önemli. Tamam, biz hallederiz. Hadi göreyim sizi. Yanlış yapıyorsun Başak. Çok yanlış yapıyorsun. Abi, sorgu odası hazır. Derya, yalandan üzülmeyi bırak. Timsah göz yaşlarım bunlar. Gelirken de mi böyleydi? Evet, böyleydi. Yol boyunca ağladı. Bak, suçsuzsan konuşmanın vakti Derya. Anlat. Neyi anlatayım? Karım kızım ölmüş. Ben zaten ölümün kıyısından döndüm. Ne anlatayım ki size? Mesela dün gece neredeydin, oradan başla. Arabada geçirdim. Kafam da güzeldi. Sızıp kalmışım. Şahidin var mı? Şahidin de yok. Şimdi de masum ayakları yapıyorsun. Bak, bir şeyleri kabullenmişsin Derya. Bu da aileni öldürmek olabilir mi? Ne kabullenmesi ya? Ailemin katilleri dışarıda geziyor. Siz benden şüphelenmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Daha ne diyebilirim ki size? Peki o silah neydi? Haydar'dan bir iyilik istedim. Ne iyiliği? Artık hiçbir şeyin önemi yok. Ya birader, anlatsana ya. Ya madem katil değilsin, kendini akla. Baba, ne diyorsun? Ben emin olamıyorum. Kesin konuşmak için erken. Delil toplamak lazım. Bildirimler düşmeye başladı. Sosyal medyada herkes bu cinayeti konuşuyor müdürüm. Engin, savcılığa sevk edelim adamı. Şimdi mi baba? Halkın gazını alalım biraz. Bir sonra işimize bakıp katilin kim olduğunu ortaya çıkarırız, tamam mı? Tamam baba. Savcılık. Ne gerekiyorsa Engin yapacağız. Deli abla, pardon. Gel benimle, savcıyla konuşacağız. Engin, ne konuşacağız? Ne oldu? Lütfen gelir misin? Savcım, müsait miydiniz? Buyurun. Vaktinizi almayalım. Buyurun. Sizi dinliyorum müdürüm. Bu Derya Parlak hakkında. Davanın ertelenmesi ve gözaltı süresinin uzatılmasını istiyoruz. Ne? Hangi sebeple müdürüm? Yeni deliller ışığında Derya'nın katil olma ihtimali çok düşük. Nasıl ya? İhtimal için mi tutuklanmasını istemiyorsun? Adam katil savcım. Tutuklanması gerekiyor. Polis soruşturması sonra da devam edebilir. Başak, lütfen. Yanlış yapıyorsun. Ne yanlışı ya? Hı? Bir tane delilim var mı bu adamın katil olmadığını gösteren? Benim elimde darp raporları var. Kaç kere dövdü karısını? Peki bu basın, sosyal medya, bunları yapmak zorunda mıydın? Biz bu işi çözecektik. Ya niye aceleye getiriyorsun her şeyi? Kusura bakma. Bir kadın katilinin daha serbest bırakılmasına göz yummayacaktım. Bak, bu adam masum olabilir Başak. Delil olmadığı hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden sizden zaman istiyorum savcım. Bir kadın ve kızı öldürüldü. Ya sen hala katili savunuyorsun. Bunu unutmayacağım Engin. Sana hatırlatayım mı masumiyet karinesini? Arkadaşlar, nerede olduğunuzu unuttunuz galiba. Kusura bakmayın sayın savcım. Bu tavırlarınız devam ederse ikinizden birinin davadan çekilmesini talep edeceğim. Derya da tutuklanacak. Hı hı. Bitmiştir bu konu. Tamam savcım, izninizle. Tekrar kusura bakmayın savcım. Engin! Olması gereken buydu. Suçlu olduğu kesin olmayan bir adamın itibarıyla oynuyorsun Başak. Umarım sen haklı çıkarsın. Başak, kumandayı verir misin?
Ya kime diyorum ya? Kendin alamıyor musun? Alabilsem senden mi isteyeceğim? Ha, alabilsem sende muhatap olur muyum diyorsun yani. Başak, ne saçmalıyorsun sen? Ben öyle mi dedim? Kalk kendin al Engin. Güzel oğlum. Hadi gel, biz en iyisi yatmaya gidelim oğlum. Gel bakalım. Uçağımızı da alalım. Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Hadi Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Buyurun, yatağınız burası. Sağ ol. Bugün canın ne çekiyor? Kebap ya da mantı, pizza ya da burger. En sevdiğin lezzetler. Paraları getirdin mi? Getirdim oğlum. Getirdim de. Emin misin sen? Adım gibi eminim Haydar. Adım gibi. Sana temiz çamaşır getirdim. Paralar içinde. İstediğin kadar var. Sağ ol. Oğlum sana emanet. Merak etme sen. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Bu dünyada yerimiz kalmadı. Kimse yokken yap hadi. Geç. Müdürüm, Seren ve Elif'in adli tıp raporu geldi. Sağ ol Sinem. Yapılan tetkikler sonucunda bıçak kesilerinin sol elini kullanan bir katile ait olabileceği belirlendi. Derya Solak değil. Alo Başak. Hemen savcılıkta buluşmamız lazım. Tamam. Ailem. Yanınıza geliyorum. Savcım. Başak. Ne oldu, iyi misin? Ben çok üzgünüm Engin. Ne oldu canım, söylesene. Müdürüm, Derya içeride şişlenmiş. Ne? Engin. Çok üzgünüm inan bana. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde karısını öldürmek şüphesiyle tutuklanıp cezaevine gönderilen Derya Parlan cenazesindeyiz. Bir dakika, ben konuşabilir miyim? Bir saniye. Derya'nın arkadaşı. Tabii. O herkesi galeyana getiren avukat nerede? Yok sosyal medya hiç, yok hak aramaymış. Aldı mı hakkını? Suçsuz, günahsız bir insanın ölümüne sebep oldu. Vicdan rahat mı? Katil diye hapse gönderdi adamı. İçeride şişlediler. Sana soruyorum avukat, vicdanı rahat mı? Yeter, tamam. Bitti. Nasıl böyle bir şey yapıyorum Engin ben? Benim yüzümden masum bir adam öldü. Senin bir suçun yok. Tek hatan sabit fikirli davranman. Benim dediğim doğru demen. Neye mal oldu ama, baksana. Sandığın gibi değil. Savcı anlattı. Derya para verip kendini şişletmiş. Bir nevi intihar yani. Olsun. Adam benim yüzümden girdi hapse. Hapse girmeden önce de kendini öldürmeyi kafasına koymuştu. Peki oğlu? Annesiyle kardeşi öldü. Babasının ölümüne de ben sebep oldum.
Boş ver şimdi bunları. Asıl katil dışarıda. Onu bulacağız. Canım kardeşim, senin hiçbir suçun yoktu. Keşke yanında olabilseydim. Hala nasıl dayanacağım ben bu acıya? Annem, kardeşim, hepsi gitti. Kimim kaldı benim? Biz varız oğlum, biz varız. Thank you.